oluşan avukat meslektaşlarımızı kapsayacak, hepsini bir arada toplayacak, birlikte yöneteceğimiz bir baro planlıyoruz. Tabii bunun içerisinde genç hukukçuları çok önemli bir nispetle dikkate alacağımız bir baro olacak. Çünkü İstanbul Barosu, tamam Türkiye'nin en büyük barosu ama İstanbul Barosu genç bir baro. Çünkü son 10 yıl içerisinde zannediyorum bir 20 bin civarında genç hukukçu İstanbul Barosu'na kayıt yaptırdı. Bu bakımdan biz önceliğimizi gençler üzerine, gençlerin problemleri üzerine kuracağımız bir baro anlayışı planlıyoruz. Şunu buradan temin ederim. Biz siyasetin objesi olmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Çünkü ideolojilerin konuştuğu bir alan olmaktan çıkarmamız lazım baroyu. İstanbul Barosu her şeyden önce meslek ve meslektaşlarının sorunlarına odaklanması gerekmektedir. Fakat tabii bu şu demek de değildir. İstanbul Barosu tabidir ki Türkiye'nin meseleleri hakkında da fikir serdedecektir. Bu bakımdan bu anlamda Türkiye'nin politik bazı meseleleri hakkında da yorum yapması, bunlara dönük olarak da görüş beyan etmesi de tabidir ve beklenendir. Ben bu çerçevede bir baro anlayışını sergileyeceğiz. İstanbul Barosu'nun belki şu anki yönetiminin en önemli problemi, dünkü genel kurulda da yoğun bir şekilde tartıştığımız üzere, arkadaşlarımız sadece siyaset olgusu üzerinden baroyu bir siyaset merkezi olarak düşündüklerini ve baroda siyaset yapmaları gerektiğini dün özellikle vurguladılar. Bizim temel iddiamız şu: öncelik meslek ve mesleğin sorunları üzerine kurgulanması lazım. Ondan sonra siyaset meselesi elbette Türkiye'nin gündemine dönük bir fikriniz olması tabidir. Ama ben mevcut baronun belki de en eleştirmesi gereken yanı, şu şartlar itibariyle baktığımızda birincil önceliğinin ideolog bir baro, ideolojiyi kendi ideolojileri çerçevesinde yoğunlaştırılmış bir ideoloji propagandası üzerine kurulmuş bir baro olarak görüyoruz. Uluslararası bir meslek olan avukatlık mesleğini biz bir başka yönüyle de bir yeşil pasaport meselesinin bu sorunun çözülmesi lazım. Çünkü yani genç hukukçuların baro yönetimine Türkiye Barolar Birliği delegesi olması gibi belli bir kıdem şartı var. Bu da çok kabul edilebilir, çok demokrasinin özüyle bağdaşır bir durum değil. Öncelikli olarak genç bir yönetim kurulu, Türkiye'nin tüm paydalarını gözeten bir yönetim kurulu, ayrıca eğitim düzeyi bakımından da gerçekten akademisyen, yine kendi içerisinde kadın hukukçular bakımından yönetimin %50'si nispetinde kadın hukukçulardan oluşan bir yönetim kuruluyla biz İstanbul Barosu mensubu avukatların karşısına çıkıyoruz. Ben bu bakımdan gerçekten İstanbul Barosu'nda kilitlenmiş olan bu yapının artık değişim zamanının geldiğine inanıyorum. Bu yapının da alternatifi bizim grubumuz. Çünkü uzun yıllara dayalı olarak İstanbul Barosu seçimlerine giren grubumuz bu anlamda gerçekten donanımlı, gerçekten kabiliyetli ve bilgi birikimiyle de Türkiye'yi kuşatan anlayışıyla da adalet çerçevesinde İstanbul Barosu'nun ve meslektaşlarımızın hak etmiş olduğu mesleğin onurunu ve yaraşır bir şekilde yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Şunu açıkça taahhüt edelim. Bakın, bizim önemli taahhütlerimizden bir tanesi de avukatlık kanununun muhakkak surette eline alınması meselesi. Şu anki seçilme yöntemi bakımından biz çokça eleştirilen, kaldı ki mevcut yönetim açısından da kendileri siyaseti çok fazlasıyla siyaset yaptıklarını söylüyorlar. Ama şu anki baro seçimlerinin anti-demokratik yapısının muhakkak surette değiştirilmesi lazım. Buradan şunu demek istiyorum: tüm gruplar baroda temsil edilmedi. Biz tüm gruplara baroyu açacağız. Burada bütün grupların baro meclisini yasal statüye kavuşturacağız. Seçim sistemini değiştireceğiz. Baro meclisini genişletilmiş bir haliyle gruplar bakımından da baro meclisinde temsilini ve grupların da söz hakkı verilmesini sağlayacağız. Bu bakımdan toplumun hiçbir kesimini dışlamayacağız. Bunun yanında diğer bir önemli unsur, hukuk STK'ları, hukuk camiasını da bir araya getiren önemli etkinlikleri de planlıyoruz. Örneğin uluslararası bir katılımla konferanslar serisini muhakkak tertip etmemiz lazım. İstanbul Barosu'nun mevcut kısır yapısının bu halde gitmesi mümkün değil. Diğer STK'larla, diğer derneklerle hukuka yön veren İstanbul'daki hukuk çevrelerinin tamamını bir araya getirdiğimiz bir platforma, İstanbul Barosu gibi bir değerle hepsini bir araya getirdiğimiz ama gerçekten büyük bir toplantılar silsilesiyle topluma hizmet, hukuk camiamıza önemli açılımlar getirmek istiyoruz. Diğer gruplar ve İstanbul Barosu'nun hukuk camiası açısından empati kültürünü geliştirmelerini,
İstanbul Barosu'nun hak etmiş olduğu etkinliği ve çalışmayı göstermesi bakımından ellerinde gelen katkıyı sağlamalarını, baro platformunu güçlendirmelerini, asla kimsenin dışarıda bırakılmamasını buradan özellikle belirtiyorum. Bundan sonraki seçilecek yönetimin de bence de önceliğinin tüm grupları toplamak, tüm grupların baro paydasında hukuk camiamıza, hukuk literatürümüze katkı sunacak bir hale getirmesini biliyorum.